Merhaba arkadaşlar, tüm Pokemon Master'ın abonelerine buradan selamlar ve sevgiler diyorum. Evet, öncelikle hemen şunu söyleyeyim, ölmedim, yaşıyorum tabii ki. Buradayım. Yaklaşık bir haftadır kanala video gelmiyor, biliyorum. Biraz ara vermiş olduk. Bizim kanal için de çok beklendik bir şey değil bu. Yani genellikle bu kadar fazla bir ara verilmezdi bizim kanalda. Ama arkadaşlar, bunun tabii belli nedenleri var. Durup dururken yapmadım bunu. Öncelikle tabi hastalığım bu konuda çok maalesef sorun oldu. Son bir haftadır bir hayli kötüyüm. Hala zaten sesimden ve görüntümden anlamışsınızdır. Yeni yeni toparlanma sürecindeyim. Şu an sesim de çok kötü çıkıyordur eminim yani. Kusura bakmayın bu nedenle. Bu videoyu şunun için çektim arkadaşlar. Yani Pokemon Master kanalının tabii ki yayın hayatı daha da iyi bir şekilde devam edecek. Hani bazı abonelerimiz belki özellikle Facebook sayfamızı takip etmiyorsanız işte nerede bu Volkan abi? Herhalde video çekmeyecek bundan sonra gibi yani düşüncelere belki kapılmış olabilirsiniz. Öyle bir durum yok. İşte hastalığımız tabii oluyor. Her insanın başına gelebilir. Bazı şeylere engel oldu. Ben de sesim kötüyken tabii ki video çekmek de istemedim açıkçası. Birçok kanaldaki yani videolarımız da aksamış oldu aslında. İşte event videolarımız, etkinlik videolarımız, Pokemon Moon yolculuğumuz, haftanın Pokemon'u gibi birçok serimiz biraz aksadı. Ama arkadaşlar dediğim gibi yani kendimi tam olarak düzeltmeden bunlara da devam etmek istemiyorum. 2016'nın son günleri yaklaşıyor arkadaşlar. Şu an yani ben bu videoyu çektiğimde ayın 29'u. Artık 2016'ya veda etmek üzereyiz. Bu yıl gerçekten çok ilginç şeyler yaşandı. Arada sesim gidiyor, kusura bakmayın. 2016'da çok şey yaşandı. Özellikle Pokemon dünyası için çok önemli bir yıldı. Çünkü Pokemon'un 20. yılıydı arkadaşlar 2016. Arada öksürük krizi girdiği için videoları kesiyorum. 2016 Pokemon'un 20. yılı olduğu için gerçekten çok önemli olaylar oldu. Bunları arkadaşlar yılbaşı programımızda Squirtle Squad kanalı ile birlikte sizler için değerlendireceğiz. Güzel bir sohbet yaptık onunla. 2016'nın Pokemon olaylarını değerlendirdik. O programı izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel ve eğlenceli bir program oldu. Tabi yılbaşı çekilişi de ayrıca bu işin güzelliği oldu. Bence çok güzel bir yılbaşı programı hazırladık iki bölüm halinde. Birincisi bizim kanalda yayınlanacak, ikinci bölüm ise Squirtle Squad kanalında yayınlanacak. Onu kaçırmamanızı istiyorum. O da 31 Aralık Cumartesi günü, eğer bir hani sıkıntı olmazsa saat 4 gibi, akşama doğru 4 gibi yayınlanacak arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında şu an bu bir vlog arkadaşlar. Ben biliyorsunuz kanalda çok vlog çeken biri değilim. Hatta hemen hemen hiç değilim. Yani birkaç özel program dışında çok böyle çıkıp da insanlarla sohbet ettiğim olmamıştı. Ama bundan sonra olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü 2017'de biraz da oturup düşündüm bu hafta içerisinde. Yani kanalda neler değişebilir, neler olabilir şeklinde. Bazı şeyler değiştireceğim ve bazı şeyleri de arkadaşlar ne diyelim yeni sezona geçer gibi böyle ufak tefek değişikliklere gideceğim. İşte mesela haftanın Pokemon'u köşesinde artık görüntülü sunumlar yapmaya başlayacağım mesela. Evet, bu arada kedim de geldi. Max, Moon oyunundan tanıyorsunuz kendisini. Şu an arkamda. Max. Onun dışında arkadaşlar ara ara böyle vloglar çekeceğim. Yani böyle sohbet edeceğiz ya da ne bileyim başka şeyler konuşacağız. Evet, kendisi izin verirse videoya inşallah. Ne istiyorsun? Yani aklımda birkaç tane daha proje var ama bunlar tabii ki sürpriz olsun. Bununla birlikte tabii ki Moon serimize devam edeceğiz. Moon'dan yani zaten çok güzel gidiyordu aslında. Haftada iki bölüm atıyordum ama tabii bu hastalık süreci olay biraz batırdı. Ama ona da yine kaldığımız yerden kesintisiz bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte Ocak ayının ortasında bir iş için yurt dışına gitme olayı var. Yurt dışına gidebilirim bir süre. Onu da yine önceden videolar çekip yükleyerek o açığı kapatmayı düşünüyorum. Aynı zamanda orada olursa yine bazı vloglar çekip sizlerle de paylaşmak istiyorum. Sonuç olarak arkadaşlar Pokemon yolculuğumuz eğer bir sıkıntı olmazsa 2017 yılında da devam edecek. Güzel bir şekilde devam edecek. Çünkü ben 2016'nın başlangıcında arkadaşlar, 2016'nın Ocak ayında
Yani daha bundan 11-12 ay önce 150 abonelik bir kanaldım. Yani toplasanız 10-15 video atmıştım. YouTube'da çok aktif değildim. Tamam, bizim kanalımızın geçmişi 4 yıl falan ama yani aktif olarak kullanmıyordum YouTube'u ben. Bizim internet sitemiz vardı biliyorsunuz. Ama şu 1 yıl içerisinde yani 2016 boyunca şu an yani 5200 küsür aboneye ulaştık. Bence bu gerçekten çok başarılı bir grafik oldu benim için. Çünkü benim beklediğimden çok çok yüksek bir oran bu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu yıl içerisinde gerçekten çok güzel videolar paylaştım sizlerle. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Sizin beğenilerinize bakarak söylüyorum. 197, bununla birlikte 198 video paylaşmışız sizlerle birlikte arkadaşlar. Bence gayet güzel. 2017'de de ailemizi genişleterek güzel videolarımıza devam etmeyi düşünüyorum. Aslında bu vlogu çekme amacım bir haftadır ortalıklarda olmamamın nedenini açıklamak için, ama biraz daha hani sanki 2017 projelerimizi açıklar gibi oldu. 2017'de gerçekten güzel şeyler olacak arkadaşlar. Pokemon Masternet'i takipte kalmaya devam edin. Facebook sayfamızı da mutlaka, eğer Facebook kullanıyorsanız, takip etmenizi istiyorum. Çünkü dediğim gibi orada anında ben size bazı bilgileri paylaşıyorum hemen. Yani hastalığımla ilgili bilgileri de orada paylaşmıştım mesela. 2016 ülkemiz için çok iyi geçmedi aslında. Yani hatta bir hayli kötü geçti öyle diyelim. Şimdi o konulara girmek istemiyorum. Yıl boyunca canımız yeterince sıkıldı zaten. Birçok şehit verdik, birçok yaralı oldu, işte kötü olaylar oldu. İşte sosyal medya yasaklar geldi, işte Twitter yasaklandı, YouTube yasaklandı, ara sıra işte internet yavaşlatıldı vesaire. Yani birçok sorunla karşılaştık 2016'da. Geçen hafta da bildiğiniz üzere geçen hafta sonu itibariyle internette yavaşlatma, YouTube ve Twitter'da da yasaklanmaya gidildi. Bununla birlikte tabii geçen hafta sonu da zaten hasta olduğum için video atamamıştım. Yani ikisi üst üste gelince kanalımızda videoda göremediniz arkadaşlar. Ama Pokemon Master bir şekilde yolculuğu devam edecek. Biliyorsunuz Master Ball bizde olduğu sürece bizim yolculuğumuz devam edecek arkadaşlar. Şu an sesimi de çok fazla yükseltemiyorum, kusura bakmayın. Sesim biraz daha iyileştikten sonra arkadaşlar videolarımıza tüm süratiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımızda beni yalnız bırakmadınız. Yorumlarınızla, beğenilerinizle her zaman yanımda yer aldınız. Bazen tartışma oldu. Yani beğenmediğiniz şeyler de oldu. Tabii bu çok doğal. Ama arkadaşlar sonuç olarak 2016'yı bitirirken güzel bir aile oluşturduğumuzu düşünüyorum ve Pokemon yolculuğumuza 2017'de de devam etmek istiyorum bu şekilde. Hatta daha da artarak devam etmek istiyorum. Umarım sağlığıma bir an önce kavuşup videolara tekrar dönüş yaparım. Ben de çünkü özlüyorum. Video çekmeyince artık kendimi rahatsız hissetmeye başlıyorum. 2017'de benden beklediğiniz videolar varsa arkadaşlar şu videoları çek, bu videoları çek şeklinde yorum kısmında bunları belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz benim için önemlisiniz. Ayrı ayrı hepinizin benim için değeri var. Zaten yazdığınız yorumlara biliyorsunuz tek tek vakit buldukça cevap vermeye çalışıyorum. Cevapsız kimseyi bırakmamaya çalışıyorum. Buna da yine devam etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. 31 Aralık'ta, ki bundan önce de video gelebilir. Yani 31 Aralık'tan önce belki yani kendimi iyi hissedersem bir iki video atabilirim. Ama 31 Aralık akşamı mutlaka ve mutlaka yılbaşı programını izleyin arkadaşlar. Yani ben montajını yaparken gerçekten çok eğlendim. Çok eğlenceli bir program olmuş. Siz de yani yılbaşında güzel bir Pokemon dolu bir an geçirmek istiyorsanız bu videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Daha sağlıklı, daha güzel, hem ülkemiz için hem kendimiz için daha güzel bir 2017'de görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik herkese iyi günler.